Son günlerde eğitim üzerinden hükümetin yapmış olduğu 1-3 Aralık Eğitim Şurası, burada Diyanet İşleri'nin hükümete yapmış olduğu baskılar sonucunda zorunlu din derslerinin mecburiyet tutulması, ilçe eğitim, il eğitim müdürlüklerinde bu genelgeler göndererek öğrencilere zorunlu din derslerini mecbur tutmaları ve din derslerinde bu seçmeli din dersi, Kur'an-ı Kerim, Peygamber'in hayatı, bunları seçmeli olarak çocuklar üzerinden 100 puan gerekçesiyle rüşvet gibi bir şeylerin teklif edilmesi toplumda rahatsızlık vermiştir ve bizler de bu konuda rahatsız olmuşuz. İnançsal ve din kavramı insanların kendi özeli, yaşam özelidir. Kulla Allah arasındaki bir şeydir, kavramdır, inanç biçimidir, iletişim biçimidir. Bunu hiç kimse aracı olarak, gerekçe olarak giremez, bunu da dayatamazlar. Çünkü Türkiye bir mozaik ülkedir. Her türlü etnik ve dinden, inançtan insanlar, toplumlar vardır. Ve Diyanet İşleri'nin kendi bünyesinde sadece bir cemaate, bir zümreye hükmetmesi ve bu konuda da devletten yeterince bütçeleri kendilerine hak görmeleri bir haksızlıktır bu. Tüm toplumlara haksızlıktır. Çünkü eğitim bir toplumsal gerekçedir. Bir ülkenin temel eğitimi sağlam temeller üzerinde kurulmadığı zaman o ülkenin damarları kurumuş ağaca benzer, yaprakları dökülmüş ağaca benzer. Eğitim sistemi, temel eğitim sistemi kaliteli ve liyakatli insanlarla verilmeli. Din dersleri imam hatiplerde, imam hatiplerin düzeyinde tercih edilen kişilerce alınması gerekir. İnsanların tercih etmediği şeyleri dayatması, bu da insanlara zorunlu bir psikolojik baskıdır. İnsan psikolojisini bilinçaltı baskılar uygulayarak tek tipliğe getirmeleri şu anki mevcut sistemin, mevcut rejimin saray dayatmasıdır bu. İyi bir eğitim ana sınıfından başlayarak öğretmenlerin öğrencilerini daha düzeyli bir seviye yetiştirmesine bağlıdır. Ama ne yazık ki son günlerde bakıyoruz ki işte Diyanet'in dayatmaları 4-6 yaş grubu çocuklarımıza işte anaokulu, ana sınıfı açılması gibi önerileri getirip bunlara da kendilerine destek verilmesini verdiklerini görüyoruz. Bu da yanlış bir uygulamadır. Daha 4-6 yaş çocuklarının kendi bilinçlerinin yerine gelmediği bir düzeyde siz bunları alıp orada kendi bünyesinde din üzerinden çocukları küretmeye çalışıyorsunuz. Ve biz bunlara karşı mücadelemizi vereceğiz. Ve biz de diyoruz ki laik Türkiye Cumhuriyeti'nde temel eğitim, özgür haklar insanların bireysel olarak, toplumsal olarak haklarıdır ve bu hakların verilmesi gerekir. Diyanetin lağvedilmesi gerekir. Zorunlu din derslerinin okullarda kaldırılması gerekir. Seçmeli olarak yapılması gerekir. Ve bizlerin de çocuklarımızın geleceğini temel eğitim üzerinden, kaliteli bir eğitim üzerinden uzaklaştırıp zorunlu din derslerine mecbur tutunmalar açısından da bu konuda mücadelemizi vereceğiz ve kararlıyız bu mücadelede. Bu şekilde bizim kendi torunlarımız da okullarına gittikleri zaman hocalar bazı konularda soruyorlar çocuklarımıza. İşte din eğitimi derslerinde o süreç zarfında işte Aleviler var mı içimizde? Alevi olan var mı? Tabii biz kendi çocuklarımıza Alevi olduklarınızı beyan edin diyoruz. Burada eğer hocalarınız size Alevi olduğunuzdan dair herhangi bir baskı ve yanlış bir uygulama yaparsa bizlerin haberi olsun, bizlerin bilgisi olsun. Diğer kendi toplumsal yapıda tüm insanlara da aynı şekilde bu bilgileri veriyoruz ki bizler bunun arkasındayız ve takipçisi olacağız. Kimse kimseye inancı üzerinden bir dayatma yapmamalıdır. Bu konuda da hükümetin talebimiz zorunlu din derslerinin kaldırılması ve Diyanet'in elin eteğini bu din işlerinden, eğitim işlerinden çekmesidir. Ve cemaatlerin bu din dersleri üzerinden eğitim sistemini müfredatını bozmasına da müsaade etmeyeceğiz. Son günlerde gördüğümüz şeyler cemaatlerin bu konuda daha fazla elini eğitim sisteminin içine katması ve eğitim sisteminde kendilerine pay ayırmalarıdır. Bu konuda tüm toplumumuzu uyarıyoruz. Lütfen herkes duyarlı olsun. Çevrenizde insanların üzerine inansal boyutta baskılar varsa bizim kurumlara bilgi vermeleri ve biz bu bilgileri o kurumlarla ilgili, tüm kurumlarımızla ilgili birleşerek bunlar hakkında
soruşturma başlatacağız. Teşekkür ederiz.